Evet, Cuma günü aranızdan Nalan Hanım elendi. Daha sonrasında Nalan Hanım hepinize bir serzenişte bulundu. Ekibimize bir video gönderdi. Şimdi onu izleyeceğiz. Bakalım her biriniz için ne iddialarda bulunmuş. Sizlerden bunun karşılığında yorumlar alacağız. Olur mu? Hazır mıyız? Buyurun. Neslihan'ın o etiketlerini koparmamasının nedeni kredi çekip elbiselerini almasıydı. Bunu da gidip iade de ediyordu. Fatma Hanımcığım, biliyor musun, ben sana, onlar seni dışladığı halde ben sana kucak açtım. Bunun karşılığında sen bana öyle bir bomba anlattın ki Gamze ile ilgili onun da sırları var bende. Fatma Hanım, sen demedin de bana Mert'in bana ilgisi var. Emin, sen var ya Emin, sen o kadar çok fenasın ki karşı tarafı kullanmak için Neslihan'ı yem ettin. Benim yanımda kalkıp Neslihan'dan özür diledin. Evet, herkes şu anda lütfen net olsun. Tek tek soracağım, tek tek yanıtlarınızı alacağım. Çünkü ortalık bayağı karışmış, ve bu kadın elendikten sonra eteğindeki taşları dökmüş. Şimdi en ilginç açıklaması şuydu. Fatma'nın bana söylediği, yani Nalan Hanım'a söylüyorsunuz, Mert'in bana ilgisi var. Bunu iddia ediyor Nalan Hanım sizin için. Ben böyle bir şey demedim. Peki niye Nalan Hanım böyle bir şey söylesin sizin için? Söylemediyseniz. Ben böyle bir şey söylemedim. Şöyle bir şey, belki hoşlanıyor olabilir ama yaşça da zaten asla olmaz. Bir kere tip olarak benim beğendiğim bir tip değil. Peki Gamze hakkındaki iddialar nelerdir? Hani Gamze, yani bomba bir açıklama, Gamze'nin her şeyini biliyorum ya da sırlarını biliyorum. Ne biliyorsun Fatma? Vallahi Gamze hakkında şöyle konuşayım. Ben Emin Bey gibi altı boş bir şey atmadım. Bir şey de uydurmadım. Bunu zamanı gelince ben size söyleyeceğim. Hepiniz zaten duyduğunuzda şok olacaksın. Özellikle sen şimdiden düşün bakalım acaba ne çıktı ortaya? Bir dakika. Şunu hiç anlamıyorum. Sesim de, bağırmaktan sesim kısıldı size zaten. Şimdi Emin diyor ki ben bir uykuya yatayım, zamanı gelsin. Öbürü diyor ki ay ben bir duruş zaman. Neyin zamanı ya? Oyun mu oynuyoruz biz burada? Neyin zamanı? Hayır. Yani sen kafana göre strateji yapacaksın, öbürü strateji yapacak. Ben diyeceğim ki ne biliyorsun? Yazık değil mi ya, o bir genç kız? Hayır, öyle bir şey yok. Yani ben biliyorum ama bir zaman var. Ya düşünsene, zan altında kalıyor kız. Şimdi Songül Hanım tamam. Aşkım, evet, ben zan altında kalıyor genç bir zan kadın. Zan altında değil, o zaman korkmaya başlasın. Neyim ortaya çıktı diye korksun. Ne münasebet ya, sen niye bir kişiyi zan altında bırakacaksın genç kız? Ne biliyorsan söyleyeceksin, bilmediğinde söylemeyeceksin. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim Songül Hanım. Hepimiz burada Songül benden Hanım öğreneceksiniz. Songül Hanım, benim kendisiyle bir diyaloğum bile yok. Yani ne gibi bir şeyimi bilip bu şekilde konuşuyor olabilir ki? Ne gibi hayatım, bir şeyini bile biliyor olabilir miyim? Çünkü biz aynı semtin insanlarıyız. Senin iş yerin benim eski oturduğum ve aynı çevre. O yüzden sen şimdiden biraz düşünmeye başla. Ben seni çok iyi tanıyorum. Peki sen Gamze'nin hayatıyla ilgili Nalan'la bir dedikodu mu yaptın ya da bir istişare mi yaptınız? Ya o an Nalan Hanım'ı çok duygusal gördüm. Bir an işte ne bileyim o an üzüldüm de işte böyle bir an boş bulundum. Bir aramızda gerçekten bir sohbet geçti. Ben bir de çok vicdanlıyımdır. Hemen de üzülürüm. Önce parlarım, sonra kıyamam falan. Evet, onunla böyle bir sohbetimiz oldu. Şimdi şöyle biraz, çok özür diliyorum. Hiç benim tarzım değil. Niye biliyor musun? Hem vicdanlı olacaksın, birinin yanında olacaksın. Vicdanlıyım derken de birinin dedikodusunu yapacağım. Bu vicdan olmuyor. Vicdan değil ki o, şimdi şöyle mi? Yani Nalan'la bir şeyler paylaşabilirsiniz ama birini konuşuyorsanız bu vicdan olmuyor. Biraz farklı bir boyuta geçiyor. Yani dedikodu yapmayalım mı? Dedikodu insanı genç tutar. Ne var? Duyduğum bir şeyi söyledim. Ne var bunda? Vallahi şahanesin. Tebrik ediyorum seni. Böyle aynen devam et. Buyurun. Fatma abla, bugüne kadar şu geçen hafta 5 gün yarıştık. Nalan ablayla yani böyle nefretlik, arkada kavga ediyor, çığlık, burada çığlık. Giderken mi vicdan merhamet yaptı da dedikodu yaptı? Yo, ben öyleyim. Ben anlayamadım. İrem, ben öyleyim. Bir gün kavga ederim, ertesi gün onunla en iyi arkadaş olurum. Benim tarzım bu. Hiç yakıştıramadım, hiç yakıştıramadım. Ben asla küs kalamam. Bugün bununla kavga ederim, ertesi gün gider barışırım, arkadaş olurum. Benim tarzım bu. Nasıl güveneceğiz sana? Nasıl güveneceğiz? Tutarsızsın abla. Emin abiye bir sürü şey söyledi, aynı şey. Aynı şey. Neslihan, sana dönelim. Neslihan, Nalan abla dedi ki işte kredi çekti kıyafetlerinden dolayı. O yüzden etiketleri mecburen elbisede sallanıyor. Elbiseleri giydikten sonra geri götürüyor, geri veriyor. Değiştirip tekrar yenisini alıyor. Böyle bir şey oldu mu canım? Tabii ki de hayır. Ben kredinin anlamını bile ilk defa yeni öğrendim. Ama bu en yakın kişi sana. Yani neredeyse manevi anne ve her olayda seni destekleyen bir kadındı. Başta diyor ya, Neslihan takımı ikna eder diye düşünmüştüm. Muhtemelen o düşündüğü olmadığı için sindiremedi. Onu elediğimiz için ve bu şekilde beni zan altında bırakıyor. Ben kredinin anlamını bilmem. Ben babamı ararım, baba derim para gönder bana, tamam der yani. Peki ben... o zaman elbiselerinde niye etiket var? Şimdi kadının dediği de böyle insanın kafasına şüphe uyandırıyor. Birçok kişi de yapar bunu, biliyor musun? Mesela pantolon alırlar, etiketle giyerler, akşama götürüp değiştirirler. Birçok kişi de yapar bunu. Benim hiç öyle şeylere ihtiyacım yok. Ben tüm kıyafetlerim benim zaten etiketlidir. Ben kargosundan bile poşetini daha yolda yırtarım, öyle getiririm buraya. Ben burada denerim, giyerim, bedeni bazen ama olmaz. Ama aşkım benim, yani senin lafınla aşk o. Senin en yakın söylüyor bunu. Sana en yakın olan kişi söylüyor bunu. Yorum? Yani senin yan yana gezdiğin bir hafta seni destekleyen kişi diyor ki kredi çekti, etiketleri duruyordu, götürüyor, değiştiriyor ve geliyor. Diyorum ya işte, eğlenmesini sindiremedi. Peki Gamzeciğim buyur. Ben Songül Hanım kendisine de söylemiştim aslında, daha ilk geldiğimiz günden beri bu şekilde kendisini bu duruma sokmasına gerek yok. Kendisine sponsor olmak istediğimi söyledim. Çünkü genç bir kız. Evet. Yani böyle etiket muhabbetinin dönmesi üzücü, kredi falan çekmesi üzücü. Ben kendisine sponsor olmak istiyorum. Neslihan'cığım uğraşma böyle şeylerle. Yani seni bir hafta boyunca güzel bir şekilde giyindirebilirim ben. Arkadaşlar şöyle, hani konumuz vardı ya, hani böyle ciddi konularımız vardı. Böyle kişisel saldırılara girmeye gerek var mı? Hepiniz çok tatlısınız, çok keyiflisiniz, çok güzelsiniz. Şimdi sana tekrar soracağım. Buradaki giydiğin kıyafetlerin için bir kredi çektin mi? Çünkü bu geçen haftadan beri konuşulan bir konu. Nalan ablanın gittikten sonra işte bizim ekibimize yolladığı videoda ortaya çıktı. Ama ortalıkta konuşulan bir konu. Sen... net bir şekilde söyle bana, elbiselerin için kredi çektin mi? Ya tabii ki de hayır. Elbise için kredi mi çekilir? Ben tekrardan söylüyorum, ben kredinin anlamını yeni öğrendim. Ben çok paraya ihtiyacı olan bir insan da değilim. Ben paraya ihtiyacım olduğunda da babama telefon açıyorum. Baba diyorum para gönder, elbise alacağım, gönderiyor. Ben ayrıca sponsorlu elbiseler de alıyorum. Yani niye o kadar çok dert olduğunu Nalan ablaya elendi diye onu da anlamıyorum. Peki aşkım, yani ikna oluyorum çünkü sana inanmak durumundayım. Senin anlattığın bizim için önemli. Ama başka bir şekilde bir laf çıkarsa, önüme başka bir şey gelirse farklı olur. Yani 3 gün sonra hakikaten belgeli, videolu bir fatura gelirse o zaman seninle böyle bu kadar da kibar konuşmayabiliriz. Çünkü net söyleyin ki bilelim, yardımcı olalım. Nasıl Gamze diyor ben sana sponsor olayım, ben de derim ki ben de sana bunu yapayım. Sıkıntı yok çünkü her gün buradayız. Evet. Bunlar çok normal şeyler. Peki, evet sıradaki VTR'ye geçmek istiyorum. Bugün stüdyoda çok duygusal anlar yaşadı. Emin bizim gözlerimiz, yani o kadar çok doldu ki bütün arkadaşların ağladı. Emin neler yaşamış, bize de neler yaşatmış. Bir izleyelim, üstüne konuşalım. Babamı gösterdim. Alzheimer. Şey yani hasta. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Ona bir selam söyleyebilir miyim abi? Yok Songül, bir şey yok. Şimdi sen Ortaç'a benziyorum diye. Annemi erken kaybettim ben. Allah rahmet eylesin. Çok erken kaybettim. Acil şifaları olsun, kurban olsunlar sana ya. Gelebilirsin tatlım, gel. Benim için anne baba dünyada bulunmaz bir şey ya. Gerçekten bulunmaz bir şey. Ay çok üzüldüm ya. Şov şov. Ya ne şovu Mert ya. Babasının fotoğrafını görünce rahmetli babası hakkına gelmiş ve üzülmüş. Adam babasına ağlıyor. Babasına ya. Şu an konu o değil. Alabilir miyim? Dediklerim doğru. Şu an konu o değil. Ya bunlar evet. Evet aynen, izleyince insan gene bir etkileniyor. Allah şifa versin Emin'ciğim, Allah uzun ömür versin babana. Dinleyelim seni, neler yaşandı orada, sırayla gidelim hanımlar. Şimdi Mert orada atmış tutmuş ama tabii doğal olarak geçmişi bilmediği için, beni tanımadığı için 60 tutmuş. Şimdi Mert'ciğim, ben annemi çok erken yaşta kaybettim. Yani ben askerden geldiğimde annem rahmetlik oldu. Babam vardı, biz 9 kardeşiz. 9 kardeşin en küçüğü 4 yaşında. Onun bir büyüğü 6, 8 öyle gidiyor yani kızları. Biz ve babam bundan 5 yıl önce bir nalet bir hastalık var yani her şeyi unutulan bir hastalık. Alzheimer. O hastalık oldu. İlk zamanlar biz anlamıyorduk tabii işte. Ya Oktay, Adil işte böyle isimlerini sayıyor çocukların. Cüneyt hepsini bir sayıp bir bunun ismini söylemek için. Daha sonra doktora götürdüğümüzde bu hastalık olduğunu öğrendik. 5 yıl oldu bu hastalık. Şimdi bizi gidip eğer yanında biraz fazla durursak, yani sorsa bile ha Emin mi, Oktay mı? Bu da beni duygulandırdı, anlatabiliyor muyum? O zaman babama akıl almaya gelirlerdim köyde. Köyleri bilirsin. Yani çoğu akıl almaya gelirdi. İhsan ne yapak, ne edek diye pancar çavuşluğu yapmıştır. Askerde de o zaman okur yazarlık yokken babama çavuş derler. Çavuş yapmışlar hiçbir şey yokken. İşte öyle bir adamın böyle bir şey olup bu hastalığa tutulup böyle hiçbir şey hatırlaması ve bazı gençler de köyde işte he tabii İhsan amca he. Yani o konuşuyor ona he demeleri. Bu beni bir duygulandırdı böyle. Çünkü bundan 20-25 gün önce de memleketteydim izinde. Zaten o olmasa bile ben babam ve annemi görünce duygulanıyorum. Yaşı da 78 şu an 78-79. Allah uzun ömür versin. Peki sen en son ne zaman gördün babanı? Ben 20 gün önce gittim. 20 gördüm. Tanıdı mı seni? Tanıyor, unutuyor. Tamam, tanıyor, unutuyor. Demet'ciğim buyur. Çok özür diliyorum. Emin Bey'den ben özür dilemek istiyorum. Ben de çünkü Mert'le bir an aynı fikirdeydim. Çünkü hep böyle bir şov yaptığını düşünüyordum. Böyle bir ters, fakat bu konuyu bilmiyordum. Lütfen bana hakkınızı helal edin. Ben helal bu konuyu olsun. Bilmiyordum. Sıkıntı yok. Hani böyle bir benim de çok yaralı olduğum bir konu bu. Yani hassas olduğum bir konu. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Hani dediniz ya biraz önce hani köyde herkes ondan akıl alırdı. Soru ama ben onu tekrar ziyarete gittiğimde başka bir şey, o çok çok ağır ve çok derin bir durum. Annesizlik veyahut da babasızlık, ki annesiz de büyümüşsünüz. Çünkü tam bu uçağı bittikten sonra çok zordur. Askerlik dönemi, askerden döndüğünüz zaman bunlar çok ağır travmalar. Bir çocuk dünyaya geldiği vakit hani bizim bir Türklerin bir lafı vardı. Allah analı babalı büyütsün derler. Çünkü bilirler ki birinden birisi olmasa bir kanadı hep kırık kalacaktır. O yüzden kırık kanatlı olmanın ne demek olduğunu iliklerime kadar çok iyi bilirim. Gerek kız çocuğu olarak gerek erkek çocuğu olarak ikisine de çok gereklidir. Bu konu çok, ben tekrardan çok özür diliyorum. Demet'ciğim hemen sorayım o zaman sana. Senin de buna yakın bir benzer hikayen var herhalde. Değil mi? Babanı ilk kez 15 yaşında görmüşsün. Niye 15 yaşında gördün? Yani babanı niye 15 yaşına kadar görmedin? Özür dilerim. Müsaade isteyeyim biraz. Çok pardon. Benim doğacağım sene annemle babam ayrılıyor. Ben annemin karnında olduğum için doğuyorum. Çok özür dilerim, kusura bakmayın. Hassas olduğum bir konu, toparlayamıyorum. Toparlayacağım. Doğacağım sene annemle babam Almanya'dalar. 5 sene evli kalıyorlar ve benim doğacağım sene annemle babam ayrılıyorlar. Ayrılırken de ben doğuyorum ve Türkiye'ye gelmek durumunda kalıyorum. Çünkü annem falan vesaire neyse. Daha sonra işte ben kendisini aradım ve 15 yaşında görüşmek istediğimi söyledim. Bu kadar. Yani baban senin doğumuna mı gelmemiş? Yani baban onu bilmiyorum. Senin annenin karnındayken sormadım. Mi ayrılmışlar? Ben evet karnındayken ayrıldılar ama ben sormadım. Peki hiç geldim, baban aramadı gelmedim. Mı sormadı mı? Benim burada bir kızım var sonuçta. O kadar kötü mü ayrılmışlar ki yani? Bilmiyorum. Çocuğunu... Onu bilmiyorum. Hiç annenle konuşmadın mı konuları? Bilmiyorum. Yani bana birisi karşıma çıkmadı ama belki de aradı, mücadele etti, belki de ulaşamadı. Günahını alamam ama ben görmedim. Ben çıkabilir miyim? Ay Emin ya. Gamze ne olur şey yapmaken bırakma. Tamam mı? Çok dağıldık çünkü siz üzmek. İrem ağlıyor, sen ağlıyorsun, öbürü ağlıyor. Çok özürüm, ben çıkabilir miyim? Lütfen. Mert, söylediklerinin arkasında mısın? Ha? Söylediklerinin arkasında mısın? Fatma abla sen susar mısın? Sen şimdi işte Mert'i, Fatma'cığım, Fatma, aslında ona da yüklenmek doğru değil. Bak ben başka bir şey anlatıyorum. O aslında şey gibi düşündü. Hani Emin'in bir hafta boyunca yaptığı entrikalar olduğu için. Ama insan onu annesi, babası, ama burada bir baba çizgi, anne figürü vardı ya. O biraz bizim duygusal yönümüz. Mert'in bakış açısı da kendi açısından doğru. Ama şunu söylüyorum, sizler benden küçüksünüz. Belki 20'li yaşlarda doğursam çocuklarım olurdunuz. Her şeyi anında yaşamak hayat kurtarır arkadaşlar. Anladın mı? Ne yapacağız? Evet çok dağıldık. Biraz toparlayalım ve 4. tadıma geçelim arkadaşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.